DNA ünitesinin son kısmıyla artık bu ünitemizi bitiriyoruz ve bir sonraki videomuzda enerji dönüşümlerine geçeceğiz. Bugün ise genetik mühendisliğinin ve bu çalışmaların tıp alanında, endüstriyel alanda, tarım alanında hangi alanlarda kullanıldığı ve Dolly'den bahsedeceğiz. Nasıl genetiğin değiştirildiğinden, yumurta ve çekirdeğin çıkarıldığı gibi çalışmalardan bahsederek bugün ilk ünitemizi sonlandıracağız. Şimdi, genetik mühendisi ve biyoteknoloji uygulamalarının ilk önce tarım alanında olan kısmından bahsedelim birazcık. Tarım alanında olan uygulamaların genel mantığı aslında şudur. Dünya nüfusunun sürekli arttığı için arz talep meselesi olarak düşündüğümüzde bizim talebimizin bir şekilde karşılanması gerekiyor ve bu karşılanırken de ürün verimliliğinin arttırılması çok önemli. Yalnız ürün verimliliği arttırılırken tabii ki içeriğine ya da bu ürünlerin kişide oluşturabileceği etkiler bunlar önemsenmeden sadece ne yapılıyor? Kişinin o ihtiyacının karşılanması sağlanıyor. Faydalı yönde de yapılan çalışmalar var, zararlı yönde de yapılan çalışmalar var. O yüzden birazcık bizim de bilinçli olup seçici olmamız gerektiren durumlar söz konusu. Bitkilerde ürün ve verim kalitesi arttırılır. Bitkilerin böceklere, soğuğa, kuraklığa, tuza, herbisitlere yani zarar veren diğer canlılara, virüslere karşı dirençli olması sağlanabilmektedir. Yani diyor ki bitki gelişirken ona öyle şeyler yüklüyoruz ki bu bir ilaç gibi değil. Yani genetik olarak yapılan bunlar değişiklikler olduğu için öyle yükler yüklüyoruz ki diyor o kendini hem herbisitlere karşı hem soğuğa karşı hem böceklere karşı koruyor ve sadece büyüyor ve yetişiyor. Bu da zaten sizin o bölgede ürün hasadınızda zarar görmemenizi sağlayacak çalışmalar olduğu için de tabii ki işe gelen bir durumdur. Hayvanlardaki alan çalışmalara bakalım. İnsanlardan izole edilen büyüme hormonu geninin fare embriyolarına aktarımı sonucu normale göre daha iyi fareler elde edilmiştir diyor. Bu yöntemle bitki ve hayvanlarda ata canlıyla aynı genetik özelliklere sahip canlılarda elde edilmektedir. Klonlanma sonucu oluşan ilk memeli Dolly, DNA'sını aldığı koyunun genetik ikizidir. Hayvanlarda da bunu kullanırken biz klonlanmayı yaparken üretmek istediğimiz canlının genetik olarak ikizini üretebiliyoruz. Şimdi iki tane koyun kullanılmış bu çalışmada. Hatta üç tane taşıyıcı koyunumuz da var. A koyunundan meme hücresi alınmış, B koyunundan yumurta hücresi alınmış. Meme hücresi hücre ve çekirdek şeklinde, yumurta hücresi de hücre ve çekirdek şeklinde ayrılmış. A koyunundan yani meme hücresinin çekirdeği kullanılmış, yumurta hücresinin ise normal sitoplazmalı hücresi kullanılmış. Ve elektrik akımıyla meme hücresinin çekirdeğiyle yumurta hücresinin normal sitoplazmalı kısmı birleştirilerek zigot ve embriyonun oluşturulması sağlanmış. Sonra bu embriyo taşıyıcı bir koyuna, annenin rahmine yerleştirilmiş. Şimdi burada sorular bize genellikle şöyle geliyor. Olayın hikayesini anlattıktan sonra oluşan koyunun yani Dolly'nin kime benzediğini soruyor. A'nın kopyası yeni bir birey doğuyor. Neden? Çünkü çekirdeği kimden alıyorum ben? A koyununun meme hücresinin çekirdeğini aldığım için genetik olarak da çekirdek kimden geliyorsa koyun da ona benziyor yorumunu yapıyoruz. Peki, tıp alanında hangi alanlarda kullanıyoruz? Özellikle insülin geninden bahseder birçok kitap. İnsülin geni biliyorsunuz ki kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan bir hormondur. Eskiden sığırlardan, domuzlardan elde edilen insülin insanlarda tedavi amaçlı kullanılıyordu. Ama bu hem alerjik reaksiyonlara sebep açıyordu hem de daha masraflıydı. Bu yüzden artık insülin geninin eldesinde bakteriler kullanılıyor. Ve bakteriler kullanıldığı için de hem alerjik reaksiyon gösterilmiyor hem de daha uygun, daha masrafsız ürün elde etmiş oluyorsunuz tıp alanında. Genetiği
iyileştirilmiş organizmalardan kullanalım, konuşalım. GDO'lu ürünler, bunlar biraz daha güncel olduğu için herkesin az çok kulak olgunluğu vardır diye düşünüyorum. Genetiği değiştirilmiş organizmalar, biraz önce hani tarım alanındaki faktörlerden bahsetmiştik ya, ürünün verimliliğini ve aslında kalitesini arttırmak amaçlı yapılan bir şey. Ama bu çalışma yapılırken dediğim gibi böyle şeylere falan takılmıyor insanlar. Yani hani bu insanlar bir zarar olur mu vesaire gibi değil. Yani tamamen duygusal bir olay çünkü. Bu yüzden burada da genetiği değiştirmiş organizmalarda da şöyle bir durum söz konusu. Gene bu arz talep meselesini karşılamak amaçlı şöyle düşünün. Mesela iki tane inek düşünün. Bir ineğin et verimi çok yüksek, birinin de süt verimi yüksek. Bunların genlerinin rekombinant DNA teknolojisiyle karıştırılmasıyla elde edilen türler hem et hem süt açısından kaliteli hale gelmiş oluyor. Dediğimiz gibi bunun olumsuz şeyleri de çok fazla, getirileri de çok fazla olduğu için birçok ülke bunun kullanılmasına izin veriyor, vermiyor. Türkiye'de çok izin vermiyor GDO'lu ürünlerin üretilmesine. GDO böyle bizim bildiğimiz şey değil yalnız. Onu da söyleyeyim size. Böyle tarlada ki çalışan işçilerin yapabileceği bir şey değil. Gerçekten kompleks bir çalışma. Deney ortamında yapılan bir çalışmadır bu. Bizim GDO ile hormonu karıştırdığımızı görüyorum ben. Mesela diyor ki işte sorduğum zaman GDO'lu ürün nedir diyor. Hocam diyor işte domatesi salatalığı pazardan alıyorum ben. Eve getirdiğimde buzdolabında hala büyümeye devam ediyor. Bu aslında GDO değil. Bu bir hormon. Yani hani ürünün kısa vadede büyümesini sağlayıp göre doldurmasını sağlamak için verilen hormonun bir sonucu. GDO bu şekilde kendini gösteren bir durum değildir. İkisini birbiriyle karıştırmayalım. Şimdi GDO'lu ürünlerle verim arttırılır, besinler cazip ve kaliteli hale getirilir. Meyvelerin olgunlaşma süresi değiştirilebilir. Besin ögeleri zenginleştirilebilir. Raf ömrü uzatılabilir. Hani bu bir film repliğinde vardı ya, işte ben muz tadında çilek istiyorum falan diye. Gerçekten bu mantıkla yapılan bir şey. Yani siz mesela bir besinle birden fazla besinin sahip olduğu şeyi vücudunuza alacaksınız. Ama dediğim gibi mesela şu an yeni doğanlarda alerjik reaksiyonlar çok görülüyor mesela. Anne sütüne çocukların alerjisi var. Normalde olabilen bir şey, durum çok değildi. Bu GDO'lu ürünlerle ortaya çıktığı düşünülen şeylerden. Gene aynı şekilde ömürleri, canlılara yapılan çalışmalarda ömür kısaltma vesaire gibi birçok şeyler sunulmuş. Bir sürü makalede var zaten bununla ilgili. Eğer merak ediyorsanız da okuyabilirsiniz. Mesela birkaç tane GDO örneği verilmiş. Kutupta yaşayan bir balıktan alınan antifriz geni çileğe aktarıldığında çileğin soğukta yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Şimdi hep beraber yaşayalım inşallah. Şimdi çileğin normalde bir mevsimi var. Yani biz mesela çileği her mevsim elde etmek zorunda değiliz. İşte bu müdahaleler sıkıntı çıkarıyor sonrasında. Şu an mesela ergenlik çok hormonal bir süreç olduğu için ergenliğin bile çok değiştiğini görüyoruz. Yani 2-3 yaşında adet gören kız çocukları, renkli olan kız çocukları var. Anne sütüne alerjen olan çocuklar var. Hastalıkların da bir o kadar artık çeşitlendiğini ve sıklaştığını görüyoruz. O yüzden hatta üremeye kadar çok etkiliyor. Yani şöyle söyleyeyim size, bu fast food tüketmeyle alakalı da aynı şekilde. Fast food tükettiği için, yani doğal evde yapılan sebzeyi yemeği yemediği için çocuk sahibi olamayan insanlar dahi var. Şaka gibi gelebilir belki ama gerçekten bunlar önemli olaylardır. O yüzden dikkat etmek ve araştırmak çok önemli. İkinci GDO çalışmasında yapısında A vitamini bulunmayan bir beyaz pirinç türüne A vitamini sentezi yapan bir bakterinin geninin aktarılmasıyla pirincin aynı zamanda A vitamini üretmesi de sağlanmıştır diyor. Şimdi iki tane web kitabında geçen de bir tanımdan bahsetmek istiyorum. Biri biyo güvenlik, diğeri de biyo etik
Neymiş bakalım biyogüvenlik? İnsan ve diğer canlıların sağlığını, çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak için GDO ve ürünleriyle ilgili faaliyetlerin güvenli yapılması. Yani diyor ki sen bir çalışma yaparken bu çalışmanın insanlar için güvenli olmasını önemse. Bu tanıma da biyogüvenlik diyoruz. Diğer tanımımız da biyoetik. Biyoteknoloji ve gen teknolojisinde yaşanan gelişmeler, insan ve diğer canlıların yaşamları, insanın özgürlük ve onuru açısından etik anlamda meydana getirdiği sorunların irdelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi üzerine çalışan bir disiplindir. Biyoetik diyoruz. Dediğim gibi bu konuda çok fazla yazılmış makale var. Eğer ekstra araştırmak istiyorsanız da Google'da çok böyle yayına rastlayacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi birinci ünitemizi, genden protein ünitemizi şu an itibariyle bitirdik. Bir sonraki videomuzda enerji dönüşümleri diyeceğiz ve ikinci ünitemize başlayacağız. Kolay gelsin.